Besin maddeleri organik ve inorganik olmak üzere iki kısma ayrılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi besin maddeleri ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir? Bazı canlılarda inorganik besinler hücresel sonunumda son elektron alıcı olarak kullanılabilir. Mesela biz oksijeni kullanabiliyoruz. Başka canlılar demir atomunu kullanabiliyor. A doğru. B, kemosentez yapan canlılar inorganik besinlerden ATP elde edebilirler. Ne yapıyorlar? İnorganik maddeleri okside ederek kimyasal bir enerji elde ediyorlar. Ve bu kimyasal enerji aracılığıyla ATP sentezleyip bu ATP'yi de karbondioksit ve suyun birleşiminde, yani kemosentez reaksiyonlarında kullanıyorlar. Bu da doğru. Canlılar organik tüm besinlerden ATP sentezleyebilir. Bu doğru değil. Örneğin vitaminlerden ATP sentezlemiyoruz. Riboz ve deoksiriboz gibi besinlerden ATP sentezlemiyoruz. C seçeneği yanlış. İnorganik besinler canlılarda yapı maddesi ve düzenleyici olarak kullanılabilir. Örneğin kemiklerin yapısına katılan mineraller var. Klorofil yapısına katılan mineraller var. Düzenleyici olarak enzimlerin kofaktör kısmını oluşturabilirler. D doğru. Organik besinleri canlılar üretmektedir. Yukarıdaki deney düzeni hazırlandıktan sonra vana T süre açılıp sonra kapatılıyor. Çapları farklı A ve B boruları aracılığıyla M kabından K ve L kaplarına bir miktar glikoz ve sodyum klorür geçişi sağlanıyor. Buna göre deney ile ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu iki tane borunun çapları farklı ki A'nın çapının B'nin çapından daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu da bize buradaki çözeltinin, M kabındaki çözeltinin A kabına miktar bakımından daha fazla geçtiğini, B kabına ise daha az geçtiğini görüyoruz. K ve L kaplarındaki madde derişimleri birbirine eşit olacak. Derişim eşit. Çünkü herhangi bir madde eklenmesi veya herhangi bir maddenin çıkması söz konusu değil. Ancak miktarları farklı. Buna göre glikoz derişimleri bakımından K büyüktür L. Derişimler eşit. Buraya gelen sıvı ile buraya gelen sıvı aynı sıvı. Aynı çözelti geçti. Sadece miktarları farklı oldu. Bu yüzden A seçeneğimiz yanlış. Sodyum klorür miktarı bakımından demiş. K eşittir L. K kabına geçen çözeltinin miktarı daha fazla olduğu için K kabında daha fazla sodyum klorür olması beklenir. Bu yüzden B seçeneği de yanlış. 3 kabın da derişimi eşit. Sadece çözeltilerin miktarı farklı. Maddelerin oranlarında herhangi bir değişim yok. C seçeneği de yanlış. Glikoz derişi bakımından M eşittir L. Evet, M ve L'nin, hatta K, L, M'nin derişimleri, glikoz derişimi, sodyum klorür derişimleri eşittir. D seçeneği doğru. Sodyum klorür derişimi bakımından M büyük, K büyük, L demiş. Oysa bunların derişimleri birbirlerine eşittir. AB0 kan grubu ile ilgili hangi seçenekteki bilgi yanlıştır? Alnıvar zarında A proteini bulunduran biri. A kan grubuna veya AB grubuna sahiptir. Her iki grubun alyuvar zarında A proteininin olduğunu görüyoruz. Alyuvar zarında B proteini bulunduran bir birey ile B proteini bulunduran birey B grubu ve AB grubundan olur. Sıfır gruplu bir çocukları dünyaya gelebilir. A0, B0 olurlarsa sıfır gruplu bir çocukları dünyaya gelebilir. Alyuvar zarında antijen bulundurmayan sıfır kan grubudur. Kan plazmasında antikor bulundurmayan birinin diyor. Antikor bulundurmayan bir AB grupludur. AB gruplu bir çocuğu dünyaya gelemez. A0 ve B0 gruplu çocuklar dünyaya gelebilir. Bu yüzden B de doğru. Plazmasında yalnız A proteini bulunduran, yalnız A proteini bulunduran kan grubu B grubudur. Plazmasında B proteini bulunduran biri, plazmasında B proteini bulunduran biri A kan grubudur. Sıfır gruplu bir çocuğu dünyaya gelemez. Eğer bunlar B0, A0 ise 0, 0 gruplu bir çocukları dünyaya gelebilir. Alyuvar zarında hem A hem de B proteini bulunduran AB gruplu. Plazmasında antikor bulundurmayan o da AB grupludur. A gruplu bir çocukları dünyaya gelebilir. Evet, şu hikayeler yan yana gelirse A gruplu bir çocuk dünyaya gelebilir. Alyuvar zarında yalnız B proteini bulunduran, alyuvar zarında yalnız B proteini bulunduran kan grubu B grubu. İki bireyin evliliğinden çarpı B grubu, B gruplu bir çocuk dünyaya gelebilir. Bu da doğru. Eşeğli üremenin eşeğsiz üreme üstünlüğünü hangileri açıklar? Değişen ortam şartlarına uygun bireyler meydana getirebilir. Eşeğli üreme ile birlikte kalıtsal varyasyon artar. Yani kalıtsal çeşitlilik artar.
Bu varyasyonların içerisinde ortama dayanıklı bireyler de oluşabilir. Bu yüzden birinci seçeneğimiz doğru. Kısa zamanda yeni bireyler oluşturur. Bu eşeysiz üremenin bir özelliğidir. Popülasyondaki genetik çeşitliliği yani kalıtsal varyasyonları artırır. Bu yüzden cevabımız Denizli. Mayoz bölümünde görülen aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünmede de görülür? Yani iki olayın ortak özelliği, kardeş kromatiti kromozomların hücrenin orta kısmında yan yana gelmesi. Bu olay mitozda metafaz evresinde gerçekleşir. Mayozda ise metafaz 2 evresinde gerçekleşir. Yani iki olayda da görülmektedir. Homolog kromozomların karşılıklı olacak şekilde bu mayozda metafaz 1 evresinde görülür. Kromozom sayısının yarıya inmesi mayoz 1 sonucunda oluşur. Crossing over profaz 1 evresinde olur. Sentromerlerin bölünmeden kromozomların farklı kutuplara hareketi anafaz 1 evresinde olur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Bitkiler halinde yer alan canlılarda hangilerine rastlanır? Heterotrof beslenme görülür tam parazit bitkilerde. Ototrof çoğu zaten ototrof besleniyor, bu doğru. Parazit, yarı parazit ve tam parazit beslenen bitkiler var. Bu yüzden de cevabımız E seçeneği olacak. AYT denemesine gelelim. Yukarıda hangi sinir merkezinin görevleri verilmiştir? Homostezinin sağlanmasında görevli sinir merkezimiz zaten hipotalamustur. Bu yüzden cevabımız Denizli olacak. Su dengesini ayarlar, eşeysel olgunlaşmayı sağlar ve vücut ısısının ayarlanmasında da hipotalamusun görevi vardır. Diş üreme sisteminde olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir? Önce FSH salgılanır. Daha sonra korpus luteum oluşur. Progesteron salgılanır ve en sonda ise östrojen ve progesteron salgısı kesilir. Cevabımız A seçeneği olacak. Midenin gastrin hormonu salgılaması engellenmesine rağmen sindirim sisteminde aşağıdakilerin hangisi gerçekleşir? Pepsinojenin aktif pepsine dönüşümü, gastrin hormonu salgılanmazsa pepsinojen zaten salgılanmayacaktır, bu görülmez. Proteinlerin küçük polipeptitlere dönüşümü de gerçekleşmeyecek. B12 vitamini emiliminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi de gerçekleşmeyecek. Çünkü midede, mide öz suyunda interesen faktör salgılanıyor. Bu madde B12 vitamininin emilimini kolaylaştırıyor. Midede kimyasal sindirimin gerçekleşmesi de olmayacak. Çünkü pepsin enzimi aktif hale dönüşmeyecek. Pepsinojen de zaten salgılanmayacak. İnce bağırsakta kimyasal sindirimin gerçekleşmesi, bu görülür. Nişastanın sindirimi görülebilir, maltoz sindirimi görülebilir, ağızdan gelen dextrin sindirimi görülebilir, yağların sindirimi de görülebilir. Bir insandan alınan kanın santrifüj edildikten sonra tüp içinde tabakalar ayrılması sağlanmıştır. Tabakalaşma incelendiğinde al yuvarların oransal olarak normal bireylere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yani al yuvar sayısı niye normale göre fazladır diye sormuş. Yüksek rakımlı bir yerden gelmiş olabilir çünkü yüksek rakımlı yerlerde al yuvar sayısı artmaktadır. Bu doğru. Anemi hastasıdır. Anemi hastalığı al yuvar sayısının az olmasıdır. 2 numara olmaz. Kemik iliği hastalığına yakalanmış olabilir. Bu hastalık sonucunda kırmızı kemik iliği daha fazla al yuvar üretiyor olabilir. Aşağıda verilen damarların hangisinde oksihemoglobin miktarı diğerlerinden daha azdır? Öncelikli olarak temiz kanı eleyelim. Aort atar damarı, akciğer toplar damarı, bunları eledik. Bunlar temiz kan taşıyor. En kirli olan, yani oksihemoglobin oranı en düşük olan damar akciğer atar damar olacak. DNA molekülünün yarı korunumda işlendiğini kanıtlamak için hangilerinin izotopu kullanılabilir? DNA molekülünde karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor elementleri var. Dolayısıyla karbon olur, fosfor olur, oksijen olur ama kükürt olmaz. Bu yüzden cevap Adana. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir? Vücut sıcaklığı arttığında hipotalamus uyarılır. Çünkü vücut sıcaklığının düzenlenmesinde bir görevi vardır. Artan ısı dokulardan kan ile deriye gönderilir. Daha sonra deriye gelen bu kanın içindeki fazla ısıyı uzaklaştırmak için derideki kılcallar genişletilir. Metabolizma yavaşlatılıp ısı üretimi sonuçta baskılanır. Bu yüzden cevabımız 3, 2, 1 ve 4 olacak. Bir insanın beslenme ile vücuduna aldığı sıvıdan daha fazlasını idrarla atmasına hangileri neden olabilir? Glomerulus kılcallarının geçirgenliği artarsa daha fazla sıvı nefronlara geçer ve bu da daha fazla sıvının idrarla atılmasına neden olabilir. Antidiüretik hormonun normalden fazla salınması nefronlardan suyun kana daha fazla geçmesini sağlar. Böylece idrardaki sıvı miktarı azalır. Bu olmaz.
Aldosteron hormonunun normale göre fazla salınması demiş. Aldosteron hormonu böbreklerden sodyum klor emilimini sağlar. Bu sodyum klor emilirken bir miktar su da kana doğru geçer. Dolayısıyla idrardaki su azalmış olur. Troksin hormonunun normale göre azalması metabolizma hızının yavaşlamasına ve kan basıncının düşmesine neden olur. Bu da süzülme hızının azalmasına sebep olur ve idrara geçen sıvı miktarı da azalır. Bu yüzden cevap Adana. Çizgili kasların kasılma ve gevşemesinde hangi seçenekte verilende bir değişme olması beklenir? Miyozin ipliği sayısı değişmez. İki miyozin arası mesafe I bandıdır ve kasılıp gevşemede I bandının boyutları değişmektedir. Kasın hacmi, aktin iplerin uzunluğu ve kas kütlesi kasılma ve gevşemede değişmeyecektir. Sıcak çorbanın tadının soğuk çorbaya göre daha iyi alınmasının nedeni hangisi olabilir? Uyarının eşit değerinde olması bu olmaz. Zaten her ikisinde de çorbanın tadı alınmaktadır. Tat moleküllerinin kinetik enerjisinin artarak daha iyi çözülmesi bu yüzden 2 numara olur. Uyaranların merkezi sinir sisteminin farklı bölgelerinde değerlendirilmesi aynı bölgede değerlendirilir tat alma merkezinde. Bu yüzden cevap yalnız 2 olacak. Bir bitkiye ait stomada gerçekleşen terleme hızının zamana göre değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Bitki yalnız gündüz terlemeyle su atar. Bu yanlış. Çünkü grafiğimiz sıfır noktasından başlamamış. Gece terleme az ama sabit bir hızda devam etmektedir. Kök korteksinin gövde korteksine göre genellikle daha büyük olma nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bunun nedeni besin maddelerini hayvanlardan korumak için toprak altında saklamak ve toprak altında ise köklerde bunu depo etmek. Bu yüzden de kök korteksi gövde korteksine göre daha büyük olmaktadır. Tek çenekli otsu bir bitki gövdesinde aşağıdakilerin hangisi bulunmaz? Otsu bir bitki gövdesi ve tek çenekli dediğine göre cevabımız sekonder meristem olacak.